Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî ferada aleyne siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Bugün siz azizlerimle birgelikte iş hakkı doğrusu da koldan kegenece acizane bir söz yürütemiz. Bu dünyada insan zatı var ki hayat geçirerekken İş degen narsaga muloqoti bo'lishi turgan gap. Kimdir ma'lum bir ishni bajaradi yoki o'sha ishga tayyor bo'lish uchun o'qiyotgan, o'rganayotgan shogird tushgan payti bo'ladi. Albatta, ana shu ishlash davomida erishgan muvaffaqiyati tufaylik İnsanını bu dünyada, insani cemiyetteki organ urnu belgilenedi. Eğer işini yakşı uddalay olsa, samaradar bir amılge aylantıra olsa, turmuşu faravan buluşu, cemiyette yakşı bir mekanetke, abruge ege buluşu, ailesi hem abruli buluşu, va boshqa ko'pgina yaxshiliklar shuni oqibatidan kelib chiqadi. Agar ishini uddalay olmasa, noshudligi bo'lsa, unda na obro, na e'tibor, na farovonlik, na boshqa bir maqsadlarga erishishni imkoni bo'lmay qoladi. Shuning uchun bizning dinimizda har bir insonga o'zi bajaradigan ishga ixlos qilish, o'zining kasbini puxta egallash, u kasbga vafodor bo'lish, kasbi talab qilgan narsalarni o'rniga qo'yish va ko'pgina islomiy sifatlarni ishlatish tavsiya qilinadi, maslahat beriladi. Har bir mu'min musulmon kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zining ishi yuzasidan eng mukammal, yaxshi bir shaxsiyatga aylanishi turgan gap bo'ladi. Mo'min musulmon o'qituvchi bo'lsa eng yaxshi o'qituvchi. Duratkor bo'lsa eng yaxshi duratkor. Muhandis bo'lsa eng yaxshi muhandis. Quruvchi bo'lsa eng yaxshi quruvchi bo'lishi uchun harakat qilishi lozim bo'ladi. Men dunyodagi katta davlatlardan biriga qilgan safarimda o'zlarining harbiy muassasasiga olib kirib, rahbariyati bilan uchratishdi. Musulmon askarlar bilan ishlaydigan mutaxassislar ham birga kirib, gaplarini davomida aytayaptiki, bizning askarlarimiz ichida harbiy komandorlarning ichida eng yaxshi askar musulmon askar degan gap bor. Bu deganinglar nima deganinglar? Bu deganimiz askarlarning ichida eng yaxshisi musulmonlar. Chunki ular ichmaydi, chakmaydi, yomon yo'lga yurmaydi, buyruqqa itoat qiladi, berilgan vazifani vijdonan bajaradi. Bundan yaxshi askar bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun o'zaro biz eng yaxshi askar musulmon askar degan gapni ishlatamiz deyishadi. Xuddi shu narsa hamma sohada bo'lishi kerak. Musulmon shaxs qaysi ishni qiladigan bo'lsa, o'sha ishni eng yaxshi odami bo'lishi uchun harakat qilmoqi lozim bo'ladi. Ana shu ma'noda İş hakkı degen düşünce var. Demek mu'min, musulman işçi bo'ladimi, işleydimi,
ana shu ishining haqqini o'rniga qo'yishi kerak. Ishining birinchi haqqi qachon va qaysi ish bo'lishidan qat'iy nazar musulmon odam u ishni pishiq, puxta, mukammal bajarish majburiyatidadir. Rasulullah akram sallallohu alayhi va sallam bu borada imomi Bayhaqi rivoyat qilgan hadis sharifda aytadilarki İnna Allaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Qachon biringiz bir ishni qiladigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo o'sha ishni yaxshilab qilishini muhabbat qiladi, yaxshi ko'radi. Ya'ni Allohning muhabbatiga sazovor bo'lay degan inson o'zining ishini yaxshilab pishiq puxta bajarish kerak degan ma'noni beradi bu hadis sharif. Ana mu'min musulmon inson doimo Allohning roziligini topish, Allohning muhabbatini qozonish uchun yashaydi. Ana shu buyuk maqsadga erishishning yo'llaridan biri o'zini ishini pishiq puxta qilib, chiroyli bir tarzda ado etishi kerak ekan. İş hakkının ikincisi, iş yüzesinden birovunu aldamazdık. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam aytadılar ki, Man gashşana feleyse minna. Kim bizni aldasa, bizden emastır. Bu hadis-i şerifine aytilişige sebep bolgan hadise şul ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, bazarda ketiyatıp, bir xurmo furushni xurmo sotib o'tirganini ko'rdilar-da yaqinlashib bordilar. Xurmo chiroyli turibdi. Xurmoning hammasi shunaqami deganidilar, haligi odam indamay qoldi. Keyin u kishi orqa tarafdan o'zlari qo'lini solib, bundoq ichiga qo'l tiqib turib, bunday olovdilar, burishgan, suv tekkan, aynigan xurmo chiqdi. Shunda man g'ashshana falaysa minna dedilar. Kim bizni aldasa bizdan emasdir. Haligi xurmo purush yaxshi sifatli xurmolarni xaridorni ko'ziga ko'ringan tarafga qo'yib, qani endi xurmodan tortchi desa, haligi sifatsiz xurmoni tortib berishini niyatida o'tirgan edi. Mana shu gapni aytdilar. Bu narsa har bir ishga taalluqli. Talaba ilm talabalar dars vaqtida o'ynab yurib, imtihonga kelganda qalbaki yashirin javoblarni yozib olib, u yer bu yerga qistirib kirishini ham g'ish deyiladi. Chunki aldayapti-da, ustozlarini ham aldayapti, o'zini ham aldayapti. Ilmi yo'q u, o'zini ilmi bor qilib ko'rsatish uchun imtihonda aldov uslubini ishlatyapti. Boshqa ishlarda ham bunaqa holatlarni ko'p ko'riladi. Shuning uchun bu narsani mutlaqo qilmaslik kerak bo'ladi. Muhandis bo'ladimi, tijoratchi bo'ladimi, tabib bo'ladimi, dori furush bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar boshqalarni aldamasligi kerak ishi jarayonida. Ana aldagan odam musulmonlarni nima doirasidan chiqadi. Rasulullohni bizdan emas degan gaplarini taxtiga dohil bo'ladi. Ishining haqlaridan uchinchisi iş yüzasidan berilgan va'dani ustidan chiqish. Bir narsani falon vaqtda qilaman desa qilsin. Falon sifatda qilaman desa qilsin. Bunga falon narx olaman desa shuni qilsin. Hamma tarafdan. İş bo'yicha bergan va'dasini ustidan chiqsin. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, ayatul munafiqu salasun. İza haddasa kazaba, iza va'ada akhlafa va iza tumina xana. Munofiqning belgisi 3-tadir. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, omonat ishonib topshirilsa xiyonat qiladi. Ana va'dani berib, ishi bo'yicha unga xilof qilgan inson munofiqning ishini qilgan bo'ladi.
Müslümanın işini kılmayan buladı. İşini haklarından yana biri, mumun Müslüman adam bacarayatken iş halal pak buluşu gerek, şeriyette ruhsat verirken. Haram iş, günah iş, haramga, günahga alıp baradığın işlerini mumun Müslüman adam kımaydı. Fakat halal, faydalik, özüge, halkıge, elige, yurtüge, bütün insaniyetke manfaat veredigan işini kıladı. Zarar yetkizedigan haram haric işini Müslüman adam kılmaydı. İşinin haklarından yana biri, iş kılıcı insan, özü beceriyatken iş hakkıdaki malumatlarını yakşı bilip, onun hakkıdaki şeriatının ahkamlarını yem uzlaştırgan buladı. Kur'an-ı Kerim'de etedi ki, وَجَعَلْنِي ف۪ي خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ Bu Yusuf Aleyhisselam'ın sözleri. Yusuf Aleyhisselam kamağda turgan payetleri de oşa diyarda açarçılık başlandı, kıyın ahval kaldı. Padişah tüş görüp, tüşü de bolyatken vakiyelerini Yusuf Aleyhisselam ayeti belgelerinden keyin bunu indi kim kıladı degende, ben kılaman degenler. Bu işini ben kılaman, beni hazine bank koy. Azık avukat, başka mahsulatların üstünden rehber koygun, ben onlarını muhafaza kılaman. Ve kandı muhafaza kılışını yakışı bilemem dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın büyük sahabalarından Hazreti Umar etkiler ki, kim savda hakkıdaki şeriatını, ahkamlarını bilmese bizi pazarımızda savda kımasın dedi. Demek her kim özünün işini şeriat boyunca hükmünü bilvarış gerek. Kayyarını kanda akıladı, nemesi mümkün, nemesi mümkünmez, bilvarış gerek. Bu mesela hatayı yol koyadı. Şu halal pak durgan nersanı, bu magır nersanına haram kovaladı. Özü gehem, özü bile muamele kıgeller gehem. Bilvasaçı, avvala özünün himayesini kıladı, hemen nersan halal pak, bir günah sevaplı buladı. İkincisi, un bilen muamele kıyatkarlarım adası, yok birader, bu şeriatımızı doğru kemiydi. Ben bunu kımayım ben. De, onu hem tüzetedi, onu hem bir demek şeriatke hılap iş kımasıdakiye sebep buladı. Doğru iş kılışıge çarlagan buladı. İş boyunca haklardan yana biri, özünü küçü ve bilimi yetmegen işke özünü urmaydı. Kur'an-ı Kerim'de bu hem var. İnne hayra men iste'certe bihi el-kavuyyul emin. Şuayb aleyhisselam'ın kızları tamamen eğitirgen. Musa aleyhisselam'ın demek işke ağın dib atasıge nasihat kıladı da o şey işke aliyetken adamın hem küçlük hem İşini közünü biledigen adam degen manada iyi gel. İşini bilmese kıksan at orada. Küçük yetmese uyam çatak. Şunun için Ebu Zer radıyallahu anhu Resulullah'a aleyhissalatu vesselam'a gelip menge iş vereyim, falan işini vereyim degen de sen zayıf seni kılalmıyorsan degen de. Küçük yetmedi bunge. Ana her bir insan özünü küçük yetedigen, bilimi yetedigen, kısa özüge hem başkalarına hem fayda kildiradigan işlerge özünü uruş gerek. Küçü yetmeydigan, bilimi yetmeydigan işini avalıp, özü bir fayda görmeyi, başkalarına hem fayda yolunu tosup duruş, bu mutlaka Müslüman adamga doğru kemeydi. Yukarıda eğitip oturgan iş haklarını toluk ada kılıp kılınadigan her bir iş, barakatlik, manfaatlik, faydalı buluşu turgan gap. Allah Teala barçalarımızını, öz işlerimizini vicdan bilen yaxşı tarikada ada etip barışını özü nasip kılgan bolsun.